Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine kelimelere doymayan iki tane öğrencimiz var. Asya ve Turan. Minyatür hocalar. Minyatür hoca Asya, minyatür hoca Turan. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün arkadaşlar Asya ve Turan'la biz biraz önce 33 tane meslek ismine çalıştık. Bir kere tekrar, yani hiç tekrar yapmadık, bir kere öğrendik. Şimdi bu kelimeleri önceki derslerimizde olduğu gibi önce İngilizce olanlarını başta yazdık. Ardından şöyle bir düzeltme yapalım. Önce İngilizceleri şurada yazıyor. Ardından Türkçeleri. Yanında da parantez içinde kelimelerin okunuşları var. En sondaki kelimeler de akıllı selfie olarak kullandığımız kelimeler. Şimdi gençlerimiz bunlarla alakalı akıllı selfie'leri ve Türkçelerini birleştirecekler ve bize saçma sapan hikayelerle akıllı selfie tekniğini de aslında bir yandan açıklamış olacaklar, öyle değil mi? Evet. Harikasınız. O zaman bugün, dün Asya ile başlamıştık değil mi? Pardon, evvelki gün. Salı günkü videomuzdaydı değil mi? Asya vardı. Evet. Tamam, şimdi o zaman bugün de Turan'la başlayalım. Evet Turan. Kızıl Elma Turan, seni dinliyoruz. Birinci kelimemiz sen. Şimdi arkitekt, mimar, arkitekt diye okunuyor İngilizcesi. Evet. Şimdi hikayesi şöyle. Şimdi Mimar Sinan yanıma geliyor. Şimdi ben onun torunuymuşum. Yanıma geliyor. Turan torunum diyor. Bu artım, tek benim artım var diyor. Bu artıyı da sana vereceğim diyor. Ondan sonra ben de o artıyı alıyorum. Sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Mimar Sinan'a, yani işte büyük büyük dedeme soruyorum. Mimar Sinan'a. O da diyor ki işte şöyle şöyle anlatıyor. Sonra anlıyorum, onları yapıyorum. Diyor ki tamam diyor, bundan sonra mimar sen misin diyor sana Turan. Evet. Harikasın. Şimdi ikinci kelimeye geçtik. Arkadaşlar bu ikinci kelimede chief diye telaffuz ediliyor. Zaten chief kelimesi şef kelimesine çok yakın olduğu için biz buna bir akıllı selfie yapmadık. Öyle değil mi gençler? Evet. Sonra dedi ki gençlerimiz, ya hocam dedi, kargo şefi nasıl denir dene. Kargo chief deriz. Şu da olur. Kargonun şefi dersek. Şimdi biz bunu gençlerimize daha of kelimesiyle falan daha tam bahsetmedik. Böyle belirli bir yere kadar değindik. Tam gençlerimiz konuya hakim değiller. Chief of cargo dediğimizde de kargonun şefi manasına gelen bir kelime. Evet, dördüncü kelimeyi de şimdi Asya'dan dinliyoruz. Evet Asya. Bir tane menajer var, bir tane de müdür var. Şimdi müdürün bir tane öğrencisi var. Gitmiş ona menemen götürüyor. Menemen mi götürüyor? Müdür niye bana menemen getirdin diyor. Bugün öğretmenler günü, size hediye getirdim diyor. Sonra biz de menemen veriyoruz hediye olsun diye. Sonra sınıfa bir tane menajer veriyor. Hani benim menemenim diyor. Sizi tanımıyoruz bile. Nasıl menemen verelim diyor. Sonra aralarından biri yedek menemen getirmiş, onu veriyor. Öyle. Tamam, harika. Süper. Beşinci kelimeye geçtik bile. Evet Turan, mikrofon sende. Bir dakika. Şimdi Ekotinat, şimdi muhasebeci. Biz ona örnek olarak Ektantunu dedik. Şimdi hikayesi. Şimdi bir tane muhasebeci geliyor. Toprağa tantunu ekiyor. Tantunu mu? Evet. Tamam. Sonra ekiyor, ekiyor, ekiyor. Ondan sonra bakıyor bir sürü çıkıyor. Bu sefer de muhasebeci karlı çıkıyor. Ondan sonra istediği kadar çıkıyor. 10-15 tane çıkıyor. Artık o muhasebeci de her gün tantuni yiyormuş. Tantuni yiyormuş. Hikaye böyle mi diyorsun? Evet. Muhasebemizi yapan kişi geliyor bizden tantuni yiyor. Tamam. Madem hikayen böyle, saygı duyuyoruz. Devam edelim. Ondan sonraki kelime. Sanki bu fireman kelimesiyle alakalı da biz fire'ın ateş olduğunu söylemiştik. Men de neydi? Adamdı. Yani ateş adam diye söylüyorlar. Ama biz bu ne diyoruz? İtfaiye eri. Yani itfaiye eri diyor muyuz? Evet diyoruz. Ama asıl adı nedir? İtfaiye eri. Ve biz buna bir akıllı selfie yapmadık. Evet. Sonraki kelime. Yedinci kelime. Mikrofon Asya'da.
Şimdi bir tane şoför ayva varmış. Trafik polisi onu durdurmuş, diyor ki ayva kardeş, senin ehliyetin var mı diye soruyor. Var diyor, benim ehliyetim. İsterseniz göstereyim. Trafik polisi de diyor ki tamam, göster bakalım diyor. Üstünde ayva adam yazıyor şey adı olarak ve ehliyeti varmış onun. Ve hayreti varmış. Peki, harika, güzel. Hemen ondan sonraki kelime 8. Lofon Turan'da. Tamam. Bir dakika bekler misiniz? Tamam. Tamam. 8 dedi mi? Evet. Şimdi engineer mühendis demek. Biz örnek olarak enginar Akıllı selfie demişiz. kelimesi mi enginar? Evet. Tamam. Şimdi bir tane enginar var. Bu şimdi bir tane bakkal gidiyor. Bakkala gidiyor. Onun sahibi de elmaymış. Elmaya diyor ki ben bu bakkalın mühendisi olmak istiyorum diyor. Elma da diyor ki sen bu bakkalın mühendisi olamazsın. Bu bakkalın mühendisi benim diyor. Eyvah eyvah. Ondan sonra enginar diyor ki, ay elma diyor ki git sen market veya başka bir şey kur. Onun mühendisi sen ol diyor. Sonra enginar da market kuruyor. Oranın da mühendisi oluyor. Bu fikri elma verdi ya, şimdi içinden de sürekli onu dua ediyormuş. Ha. Peki hikaye, güzel bir hikaye oldu. Sonraki kelimeye geçelim. Asya, mikrofon sende. Şimdi 9. bir tane B harfi var. Çok artist davranıyor. Diyor ki Artistik mi? Bana Sataşan'ın dişini çekerim diyor. Allah Allah. Sonra diğerleri ondan biraz korkuyor. Beni işe al diyor dişçiye. Ona dişçi niye seni işe alayım ki diyor. Çünkü ben çok iyi dişçilik yaparım diyor. Artist davranarak. Evet. Tamam diyor, seni işe alıyorum diyor. Sonra diğer gün onların dişlerini çekiyor böyle. Diğer harfler bunları seviyor yani. Bunu yapmasını sevmişler. Evet. Bundan hoşnut kalmışlar. Allah razı olsun mu demişler. Harika. 10. Turan. Tamam, bir dakika. 10. Farmer. Farmer çiftçi demek. Buna biz fermuar demişiz. Akıllı selfie olarak. Şimdi benim hikayem şöyle. Yani hikaye derken akıllı selfie. Biz bir tane fermuar var. Evet. Çiftçi. Çiftçi olmak istemiş. Kendi çiftliğini kuruyor. Ama bunun için 10-15 kişi daha, yani çok kişi lazımmış. Daha çünkü ahırı var, şusu var, atın olduğu kümes veren lazım. Sonra aklına bir fikir geliyor fermuarın. Fermuarın içini açıyoruz ya, hani böyle kapıyı açıyoruz. Onu bir sürü bir sürü yapmış. İçinden bir sürü fermuar çıkmış. O Fermuarlardan bir çiftlik mi yapmış kendisi? Oranın hayır, mı çiftçisi olmuş? fermuarlardan değil. Ha. Fermuar, bir sürü fermuar var. O çiftliğin ismine de fermuar çiftliği demiş. Hayırlısı olsun. Allah mübarek etsin. Tamam. Akılda kalacak bir hikaye oldu sanki ha. Evet. Evet. 11. kelime. Asya'dan dinliyoruz. Sanki bu kelimeyi biz bildiğimiz için buna bir hikaye yapmadık. Doğru mu Asya? Evet. Cashier, kasiyer kelimesi arkadaşlar. Cashier, kasiyer. Sadece yazılışından çağrışım yapılan türemiş bir kelime. Yabancı dilden bizim dilimize de geçmiş bir kelime. Sonra barber dedik. Zaten bunun berber olduğu da çok belli. Buna da bir akıllı selfie yapmadık. Ve 13. kelimeye geçelim. Burada akıllı selfie mevcut. Asya'dan 13'ü dinleyelim. Evet Asya. Ne? Bir tane kuaför var. Bizim o kuaförle bir sırrımız var. O sır canlanıyor şimdi. Gidiyor, herkese söylüyor o sırlarını. Bakın şu Eyvah. şunu yaptı, bunu yaptı diye. Sonra hayır sır, hayır dur sır diyoruz biz de.
Sonra ne oldu ya? Söylüyorum işte. Sırf söylenmek için değil mi diyorsun? Hayır, söylenmemek için diyor. Bizim sırlarımızı bir daha söyleme demiş. Çünkü o bizim Demiş. sırrımız demiş. He. Tamam. Hayır, sır. Dur. Sırrı söyleme. Çok güzel. 14. kelime. Burak. Biz cevilere kuyumcu demişiz. Benim akıllı selfim ceviz kır diye. Evet, bu Benim kelimede Turan ceviz ve kır kelimesini kullandı. Asya'da Sivil diye bir kelime var. Bu bir markanın adıymış arkadaşlar. Dedik, şimdi herkes kendi kelimesini kullanabilir. Siz de kelimelerinizi yaparken farklı kelimelerden türetebilirsiniz. Hani derler ya, her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Şimdi evet. Turan dedi ki, benim yiğitliğim abi dedi ceviz kır olacak. Asya dedi ki, benim de yiğitliğim fil olacak dedi. Hikayeler böyle olacak. Evet Turan, ceviz kır ve kuyumcu. Bakalım nasıl bir hikaye. Şimdi biz kuyumcuya gidiyoruz. Hı. Şimdi altın bozduracağız. Bozduruyoruz ama adam şimdi arkada ceviz ayıklıyor, kırıyor. Şimdi biz onu bozduracağız. Para ile şey yapacağız. Sonra biz diyoruz ki bakar mısınız bunu bozar mısınız diyor. Adam geliyor 3-5 kilo bize ceviz veriyor. Al bunu kır ye diyor. Şimdi biz diyoruz ki bize para vermen lazım. Ceviz değil. Sonra kuyumcu diyor ki kardeşim sen ceviz ne kadar biliyor musun diyor kilosu. Ne kadar diyoruz. Nereden baksan 80-70 lira diyor. Sonra biz de kabul ediyoruz alıyoruz gidiyoruz. Geliyorum. Tamam. 15. kelime. Asya. Biz kafeye gidiyoruz. Orada şefle garson var, bayan garson. Onlar konuşuyor, ben şimdi dışa çıkamayacağım diyor bayan garson. Bana iş vermeyin tamam mı diyor. Ben sonra gelince dağıtırım dedi şeylere. Öyle mi diyor? Sonra gitmiş her şeye vay diyor ama böyle gördüğü her farklı şeye. Vay be. Sonra. Mesela en çok da trene diyor bunu. Evet. Orada her gün tren geçiyor. Vay be tren diye bağırıyor orada. Evet. Sonra oradaki tren diyor ne yani işimi yapıyorum diyor. Ne olmuş yani ben herkese diyorum sen gördüm 10.000. trensin yani diyemez mi? Vallahi Allah diyor. Diyor. Hikaye böyle oldu. Güzel. Peki bu bayan garson ne yaptık hikayede? Biraz enteresan bir durumlara soktuk bayan garsonu. Güzeldi hikaye. Şimdi 16. kelimede arkadaşlar waiter kelimesinin erkek garson olduğunu biliyordu gençler. Buna da bir akıllı selfie yapmadık. 17. kelime. Burak. Hikayesini anlat bir dinleyelim. Babysitter çocuk bakıcısı. Biz buna örnek olarak Raymond demişiz. Şimdi bir tane Raymond diye komşumuz var. Şimdi biz bebek bakıcısıyız. İşte öyle olay geçiyor. Böyle öyle. Şimdi diyor ki Raymond bir ünlü birisi. Bazılarımız bilir. Şimdi Şarkıcı mı? işini Şarkıcı evet. mı? Film artisti mi? Nedir? Reynmen. Şarkıcı. Ha, şarkıcı. Tamam. Şimdi siteden şarkısını yazıyor. Şimdi patron diyor ki sen böyle kariyerlerini bitirirsin diyor. Kariyerlerini kaybedersin diyor. Şimdi Reymen diyor ki sen patronsun sen patronsun ben şarkıcıyım diyor. Sonra bundan sonra ben artık şarkılarımı siteden yapıyorum diyor. Öyle mi diyor? Evet. Tamam, harika. Peki, akılda kalacak hikayeyi harika bir şekilde tamamladık. 18. kelime. Asya. Bir inşaatçı var. Yani müteahhit diyoruz değil mi buna? Evet. Tamam. O bir tane villa yapacak. Villayı yaptı ne güzel oldu. Şimdi onun bir tane evcil hayvanı var. Traktör, uçan traktör. Allah. Diyor ki git şuna hafifçe kon diyor. Uçarak konuyor traktörde ama ağır olduğu için villa yıkılıyor. Ben sana hafifçe kon dedim. Az önce demedim ki niye öyle yaptın diye bağırıyor, çağırıyor ona. Hı.
Ona sen kon dedin. Ben hafif şey durmam. Ben hatta senden bile daha ağırım. O yüzden hafif olamam. Yani ben ağır yapınırım. Bunu anla demiş. Ha. Çok güzel. Peki wet kelimesi. Buna. Şimdi vet, veteriner demişiz. Zaten okunuşu yazılış gibi. Biz buna evet demişiz. Şimdi şöyle hikayesi. Biz veterine gidiyoruz. Hayvanımız mesela yemek yiyemiyor. Şimdi doktor şöyle böyle hastalıkları gibi bir şey var mı diyor. Biz de evet diyoruz. Mesela neden yemek yediğini biliyor musunuz diyor. Sonra biz diyoruz ki vallahi biz bilmiyoruz. Onu siz bileceksiniz diyoruz. Her Sonra şeyi evet bakıyor. mi diyor? Bu hayvan hep evet diyor. O yüzden mi veterinere götürüyorsun Evet. sen? Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun. Güzel bir hikaye oldu mu? Bence oldu. Değil mi? Asya. Şimdi bir tane nalbur var. Dart oynamayı bilmiyor. Şimdi o dart oynamayı ne olduğunu bilmediği için yine bilmeyen birine gidiyor. Ama onu bildiğini sanıyor. Şimdi soruyor dart nasıl oynanır? Şimdi satranç taşındaki veziri alıyorsun. Normal bir tahtayı böyle koyuyorsun önüne atıyorsun. Sonra tekrar atıyorsun. Atıyorsun tahtayı kırmaya çalışıyorsun diyor. Bu çok zor diyoruz biz de. Böyle vursak atmasak diyoruz. Hayır öyle bir kural o diyor. Ona gitmiş oynamaya başlamış ama bu çok sıkıcı diyor. Ona gidiyor. Kardeşim ben dart oynamayı nereden bileyim? Bana niye soruyorsun diyor. Ya hani biliyordun diyor şeyde nalbur. Ha. Sonra bilen birine gidiyor. Ona dart hediye veriyor. Ediyor. Onunla oynuyor. Öf, çok sıkıcı bir şey bu ya. Ben bununla oynamam ki diyor. Hikaye akılda kalacak bir hikaye oldu mu? Evet. Güzel. Evet. 21. kitleme. Evet, Turan, dinliyoruz. Bir. Şimdi biz buna Iron Monger demişiz. Anlamda soruda var. Şimdi biz buna akıllı self Iron Mango demişiz. Güzel. Şimdi iki tane arkadaş var. Ayran ile Mango. Mahurda yazılmak istiyorlar. Ha, orada çalışmak mı istiyorlar? Evet, sonra hani böyle evleri boyamak, tamir etmek için bir yere gitmişler ikisi Tamam. de. Sonra demişler ki en iyi evi, bu evi en güzel kim yaparsa hediye kazanır demiş. Yarışa girmişler. Yani duvarı çivileyecekler. Eyvah. Sonra. Sonra çiviyi köşesinden vurmuş. İkisinin de içinden geçmiş. Ayran patlamış. Mango da yarıdan bölünmüş. Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun mangoya da ayrana da. Güzel. Sonraki kelime 22. Evet, Asya. Bir patron varmış. Onun bir tane eşyası varmış. Ona çok soğukkanlı davranıyormuş. O yüzden onu uyurken boz renge boyamış. Patron uyandığında aynaya bakmadan geç kaldığını görmüş. Hızlıca işe gitmiş. Boz ayısı da onu takip etmiş. Acaba neresi iş yeri beni işe alır mı? Ben onun yüzünden para kazanabilir miyim diyor. Eyvah. Ona gidiyor. Patron arkada bir tane boz ayı var diyor. Patron siz mi ayı oldunuz yoksa oradaki ayı mı patron diye soruyor. Eyvah. Karıştırdılar. Ona ben patronum diyor. Ayı da diyor ki hayır ben patronum diyor. Sonra hayır buna inanmayın gerçekten bu ayı benim adım bilmiyor. Bu benim evcil hayvanım. Bana soğukkanlı davrandığı için beni şeye boyadı diyor. Boz yani griye boyadım diyor. Boyadı diyor. Tamam, hikaye akılda kalacak güzel bir hikaye oldu. 23. kelimeyi Turan'dan dinleyelim. Evet, Turan. Şimdi 20 kaç öğretmenim? 23. Ha, tamam. Biz lawyer demişiz, avukat. Biz buna akıllı selfie olarak lawyer demişiz. Şimdi biz
Avukat olmak için lavın içine gireceğiz. Ya Eyvah pardon. eyvah. Değil mi? Hayır, neydi, bir dakika. Şimdi biz avukat olmuşuz. Bize diyorlar ki sen bu lavın içine girersen yanmazsın diyor. Şimdi biz de deniyoruz. Ayağımızı parmağımızın ucunu değdiriyoruz. Baktık yanmadık. Bir de içine girdik, yanmıyoruz. Şimdi biz etrafa lav döküyoruz. Diğer işte avukat yerine döküyoruz. Bu oradaki avukatlar da yanmıyor. Sonra böyle yanmayan kişiler oluyoruz. Avukatlar. Ha, peki hikaye akılda kalacak bir hikaye oldu mu? Yani avukatlar lava girince yanmıyorlar. Doğru mu? Evet. Güzel. Sonraki kelime 24. Asya. Şimdi bir tane hakim var. Görevini çok iyi yaptığı için herkese cacık dağıtıyor. Ne alaka diyorlar. Biz sana cacık verebiliyoruz ama sen bize nasıl veriyorsun? Sen görevini daha iyi yapıyorsun bizden diyor. O sırada için için falan diyor. Tamam içelim diyor. Sonra ama parasını ben verdim sizin için. O yüzden ben sizden borç alırım diyor. Ya o zaman içmeyelim diyoruz biz de. Hayır içmek zorundasınız ama bana para da vermek zorundasınız diyor. Sonra herkes istifa ediyor. Hakim bir dedik yüzünden bu kadar istifa falan edilir mi? Diyor. Peki bu akılda kalacak bir hikaye oldu mu? Evet. Ama cacığı kullandık mı hikayede? Evet. Tamam. 25. kelime. Turan. Paint yok. Painter boyacı. Evet. Biz akıllı selfie olarak peyniri ters tır demişiz. Şimdi bir tane boyacı var. Hayır, bir tane adam var. Peynir tırla işte boyacıya peyniri tıra peynir koyuyor. Boyacıya götürüyor. Boyacı adam diyor ki al bunları daha taze yap diyor. Boyayarak diyor şimdi. Boyacı diyor ki ben bunları daha nasıl taze yapabilirim diyor. Şimdi adam diyor ki bunları boyayarak diyor. Şimdi boyacı diyor ki ben bunları boyarsam adamların hakkına girmiş oluruz diyor. Ve adamlar zaten daha çok şey alırsa o sefer de çizisine diyor. Ben boyamayacağım diyor. Ondan sonra öyle bitiyor. Hikaye bitiyor. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar gençlerimiz sordu. Ya işte basketbolcu falan gibi söylediğimizde, işte futbolcu, voleybolcu dediğimizde bunların sonlarını ER'ye getiriyoruz. Aynı worker oluyor. Mesela work iş, çalışmak manasında worker deyince ne oluyor? Çalışan kişi yani işçi. Basketbol diyoruz. Basketbol ER'ye gelince basketbol. İşte futbol diyor. Sonuna yine burada ER takısı gitmiş. İki tane harfle futbolcu manası çıkmış. Voleybolcuya da yine voleybolun yanına ER getiriyoruz. Voleybolcu oluyor. 29. kelime. Sıradaki kahramanımız Asya mı? Evet. Evet, Asya'yı dinliyoruz. Şimdi bir tane bir oyunda değil diye bir karakter var. O şimdi çıkıyor oradan. Çıkıyor oradan. Farklı biri oluyor. Ama oradan çıktığında bir kız olarak geliyor. Sonra orada dizi ağarmaya falan başlıyor. Acaba ben bayan kabin memuru olduğum için mi böyle oldu diye soruyor. Kesin öyledir. Bize de ilk öyle oldu oyundan çıktığımızda falan diyor. Bu normal değil mi yani diyor. Sonra onlar da evet diyor. Doğru diyorsun diyor. Bize de öyle oldu. Sonradan hemen geçti diyor. Anladım. Peki hikayemiz akılda kalıcı olur mu? Olur. Tamam, harika da oldu. Güzel. Hemen sonraki kelimemiz 30. kelime. Tura. Şimdi bir Steven erkek kabin memuru dedik. Neydi? Bir dakika. Şey akıllı selfie olarak Steve demişiz. Şimdi yabancılarda
Yabancı ismi. Hatta siz bunu bir oyunda mı oynuyordunuz? Evet. Ne yazık ki gençler, benim tavsiyemiz, şimdi biz burada gençlerimiz oyun oynuyor ama internet üzerinden oyunları biz tavsiye etmiyoruz. Nedeni de şu: çünkü orada başka bir insanın hayal gücü içinde oynamak bizim hayal gücümüzü aslında köreltiyor. Ama dedi ki gençler, yok hocam dedi, bu bizim dedi hayal gücümüzü aslında geliştiren bir oyun dedi. Ben oyunun adını bilmiyorum. Nasıl bir oyun olduğunu da bilmiyorum. Ama bilgisayar oyunları konusundaki genel fikrimi söylemiş olayım. Evet, nasıl bir hikaye olacak bakalım, Turan'dan dinleyelim. Yabancılarda erkek kabin memuru diye bir, yani Steve diye bir erkek kabin memuru var. Evet. İşini yapıyor. Diğer patron diyor ki buna, Steve işini düzgün yapıyor musun diyor. Şimdi memur Steve diyor ki evet patronum yapıyorum diyor. Şimdi bu sefer de patron diyor ki senin maaşına zam, işine son diyor. Eyvah eyvah. Steve Kabin diyor ki memuru, erkek kabin memuru Steve'i kovuyor mu? evet. Eyvah eyvah. Tamam. Hemen sonra. Şimdi neden diyor Steve? Patron diyor ki bu sefer daha iyi yapmıyorsun. Kameradan izliyorum. Moladaymış gibi kendini böyle moladaymış Kaytarıyor. gibi evet Kaytarıyor. kaytarıyor. Kaytarırken görüyor ve kızıyor. Tamam. Evet. Sonraki kime? Evet, Asya. Şimdi bir yazar var. O da Mehmet Akif Ersoy. Sonra Mehmet Akif Ersoy bize garip garip öneriler veriyor. Mesela hayvanlara yemek vermezseniz onlar daha sağlıklı yaşıyorlar diyor. Sonra biz onu farklı bir şey yazara yönlendiriyoruz. O ona çok Acaba güzel. sen bu yazarda Mehmet Akif Ersoy'u yazar olarak mı düşünmüştün acaba? Evet. Tamam, aklımızda kalsın diye. Çünkü bildiğimiz bir yazar olduğu için arkadaşlar, şimdi yazar diyoruz ama hangi yazar? Gözümüzde canlanan bir şey olmalı ki biz o yazarı ne yapacağız? Hatırlayacağız. O yüzden Mehmet Akif Ersoy olarak düşünmüştü hikayede. Peki ne oldu hikayenin devamında Asya? Şimdi o daha iyi öğütler aldığı için onu çağırdılar, böyle bir tırla bir yere götürdüler. Sonra öğüt mü Orada verdiler? Öğüt tırı mıydı bu tır? yok. Ha, nasıldı Kupa peki? vereceklerdi çok iyi öğütler verdiği için ona. Tamam. Peki, güzel bir hikaye mi? Akılda kalır mı? Kalır. Evet. Sonraki kelime. 32 diyor ve Turan'dan. Şimdi bir tane marangoz var. Şimdi hem böyle tahta falan kesiyor hem de karpuz tır ile yok şimdi. Yani tırın üstüne karpuz koymuş takıyor. Ama karpuzu dilimlerken makinede kesiyor şimdi tahta kesen. Şimdi Marangozun gelen kullandığı cihazla mı kesiyor? evet şimdi diğerlerine denetiyor. Güzel mi kötü mü diye. Bakıyorlar çok beğeniyorlar. Şimdi bu sefer de çok alıyorlar. Şimdi sana diyor ki marangozcu, ben marangozluğu bırakayım karpuzluğa başlayayım. Ama bu tahta kesici de yanımda kalsın. Öyle keserim diyor. Güzel. Son kelime ve mikrofon Asya'da. Şimdi biz prizimiz bozulduğu için yeni bir tane priz aldık. O priz böyle aslında telefonmuş. Biz bunu öğreniyoruz. Ben diyorum ki anne baba, bu sizin telefonunuz mu? Şarjı olsun diye mi siz buraya koydunuz diyoruz. Annemiz babamız diyor ki orada telefon mu vardı? Hemen gidip onu söylemeliyiz. Belki onların telefonudur. Yanlışlıkla koymuş olabilirler diyorlar. Sonra o prizden de dıt 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 acil alarm sesi geliyor. Neden böyle sesler çıkarıyorsun diyoruz. O telefon size o kişi hediye verdi. O yüzden öyle ses çıkartıyorum. Ona geri götürmeyin diye demiş. Sonra bir bakıyorsun telefona, başkan mı telefonda? Hı. Başkanım buyur mu diyorsun? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar, gençlerimiz burada yaklaşık 20-25 arası bir kelime yaptılar. Çünkü bildiğiniz kelimeler de muhakkak vardır.
Dediğimiz gibi bu öğrencilerimiz biri 4. sınıfa, biri 5. sınıfa gidiyor. İyi de bir çalışma oldu. Biz ikinci tekrarı yapmadan sadece bir kere dinlediğimiz hikayeleri videosunu çektik. Hiç önceden bir çalışmamız bizim olmadı. Oldu mu gençler? Sadece derste bir kere biz anlattık. Ondan sonra kendiniz anlattınız ve hikayeleri yaptınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Peki bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı gençler? Hayır. Yok değil mi? Arkadaşlar her ne kadar yani söylemeyi sevmediğimiz bir cümle var. İşte kanalımıza hani beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın diyorlar ya. Yani gençlerimizi desteklemek maksatlı bizim amacımız. Yani ülkemizdeki birçok gence faydalı olmak için biz bu kanalı kurduk. Diyoruz ki böyle bir teknik var. Bu teknikle İngilizceyi en az 5 kat hızlı biz öğreniyoruz. Çünkü kelime bilmek üzerine kuruludur. Yabancı dillerin hepsi böyledir. Turan da hemen güler yüzünü buraya koydu. Gençler ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Altyazı M.K.